Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. O zaman bundan sonra da bu tarz bilgilendirme toplantılarını yapıyor olacağız. Tabii aylar önce Sayın Başkanımızın da katılımıyla bir projeden bahsettik. Beşiktaş'ın geleceğiyle alakalı planlarımızdan bahsettik. Bunların hem takibini yapabilmek, hem buradaki gelişmeler neler oldu bunları söyleyebilmek, hem de hem bu sezon hem de gelecek sezonla alakalı planlamalarımızla ilgili sizlere bilgilendirme yapabilmek için böylesine düzenli toplantılar yapmak sanıyorum ki çok daha sağlıklı olacak. Tabii yeni bir dönem bildiğiniz üzere. Yeni teknik direktörümüz Sayın Valerian İsmail ile yeni bir dönem başladı. İki maçlık bir periyot. Yeni bir sistem, yeni bir anlayış. Hem futbol anlamında yeni bir anlayış hem de belli ki şu anda taraftarla da bütünleşmiş bir Beşiktaş var şu an için sahada. İki maçta elde edilmiş, dört maç var ama tabii ki nispeten geride kaldığımız bir sezon bu sezon. Kalan altı maçta da inşallah olabilecek en iyi şekilde, en iyi skorları almak suretiyle sezonu iyi bir yerde tamamlamak istiyoruz. Tabii gelecek sezon son derece kritik bir sezon olacak bizler için. Beşiktaş markası, zaten Beşiktaş logosu her zaman, arması her zaman şampiyonla oynar. Gelecek sezon hem üreten, daha önceki toplantılarımızda da söylediğimiz gibi, hem üreten hem de yarışan bir Beşiktaş yaratmak adına kolları çok uzun süre önce sıvadık. Çok detaylı çalışmalar yapıyoruz, çok detaylı araştırmalar yapıyoruz. Artık tabii ki futbol ekonomisi bildiğiniz üzere çok daha farklı yerlere gitti. Dünyadaki ekonomik kriz, ülkemizde kurun artışı, tabii ki şu anda hali hazırda nakden yayınla alakalı, oradaki gelirlerle ilgili hala bir belirsizlik bizleri doğru bütçe yapma konusunda biraz elimizi zorlaştırıyor. Lakin doğru planlamayla, iyi çalışmayla, detaylı çalışmayla bunun üstesinden gelebileceğimizi ve gelecek sezonda tıpkı eski sezonlarda olduğu gibi hem taraftarlarımızı çok mutlu edecek hem de başarılı olabilecek, şampiyon olabilecek bir kadro kurma anlamında çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Bunlarla ilgili tabii baktığımızda ülkemizde yine kurun çok arttığını söyledik. Tabii son 6 ayda aslına bakarsanız özellikle yabancı oyuncuların maaşlarıyla alakalı bütçe yapmakta tabii ki bütün kulüpler zorlanıyor. Ülkemizde genel geçer bazı şeyler var. Özellikle büyük kulüplerde biraz daha ismi, reputasyonu, şöhreti yüksek olan oyuncular genelde tercih ediliyor. Bu illa bundan sapılacak diye bir şey yok ama önemli olan şu ki havaalanı transferlerinden ziyade saha içinde başarılı olacak transferleri yapabilmek, doğru planlamayı yapabilmek, hem yarışırken hem de az evvel söylediğim gibi üretmek, satmak ve tekrardan yenileriyle, yeni futbolcularla bu çarkı döndürebilmek tabiri caizse çok önemli. Bunların da esasında altında ne var? Bunların altında çok iyi, çok detaylı şekilde çalışma var. Şu anda Beşiktaş Kulübü olarak biz çok detaylı çalışmalar yapıyoruz. Sezon başından beri aslına bakarsanız hem bu yaz için hem de gelecek yaz için aslına bakarsanız çalışmalarımızı halihazırda devam ettiriyoruz. Altyapıyla alakalı tabii ki akademimizle alakalı daha önceden de bahsetmiş olduğumuz bazı çalışmalarımız var. Yukarıya aldığımız, A takıma almış olduğumuz bir takım arkadaşlarımız var. Daha yenileri de gelecek. Tabii tam burada lafı da geçmişken Demir Ege kardeşimize de bir geçmiş olsun demek istiyorum. Kendisi akademimizin çok değerli oyuncularından ve maalesef hafta sonu oynadığımız Alanya Spor müsabakasında bir sakatlık yaşadı. Çapraz bağlarından kendisine de acil şifalar diliyorum. Umarım ki çok yakın zaman içerisinde tekrardan aramıza daha güçlü olarak dönecek. Tabii akademimizde bu sezon aramıza katılan Sayın Emirhan İlkan kardeşimiz gibi Sayın Mehmet Ekşi önderliğinde, Önder Karabelli önderliğinde başlamış olan Sergen hocamızın zamanında esasında temellerini atmış olduğumuz bu gençleştirme, altyapıdan, akademiden oyuncu çıkarma projesi önümüzdeki yıllarda da bu yazda olmak üzere devam edecek. Gelişerek devam edecek. Çünkü unutmamamız lazım ki Beşiktaş'ın DNA'sında zaten üretmek var. Beşiktaş'ın DNA'sında altyapıdan oyuncuları kazandırmak, onları kulübün bayrak oyuncuları haline getirmek var. Bunlara devam ediyor olacağız. Çok daha yoğun şekilde yatırımlarımızı altyapımıza, akademimize yapıyor olacağız. Tabii ki sizlerin de bildiği gibi bir altyapımızda şu anda zemin anlamında bir takım sıkıntılar var. Bunları da yatsımak yanlış olur ama Sayın Başkanımızın önderliğinde bu konulara da şu anda artık tamamen topyekün ilgilenilmiş durumda. Çok önemli kararlar alındı ve çok hızlı bir şekilde de gelecek sezondan itibaren inşallah oradaki hem fiziksel şartları çok daha fazla düzenliyor
olacağız. Hem de özellikle Türkiye'de altyapıda gelişmiş olan kendisini Beşiktaş formasıyla daha da geliştirebilecek bir takım genç yetenekleri de kadromuza katıyor olacağız. Yine söylediğim gibi geliştirmek, yetiştirmek bizim için çok önemli. Tabii sadece bunu yetiştirmek, üretmek derken sadece Türk oyuncular anlamında söylemiyorum. Yabancı oyuncuları seçerken de aslına bakarsanız bu tarz çalışmalarımız mutlaka olacak. Sadece son durağı bu olacak, burası olacak, Türkiye olacak, Beşiktaş olacak oyuncular değil. Hem saha içerisinde bize katkı verecek hem de maddi anlamda da kulübümüze bir takım gelirler elde ettirebilecek. Ve daha sonrası için de tabii ki en kritik nokta şu ki bu satış gerçekleştikten sonra yerine en doğru oyuncuları sağlayabilecek bir sistem üzerine de çok detaylı bir şekilde çalışıyoruz. Tabii bunları yaparken Sayın Valerian İsmail hocamızla beraber detaylı çalışmalarımız devam ediyor. Hem sisteme uygun olacak, hem onun saha içindeki planına, programına, sistemine uygun olacak. Hem de onun o eforlu oyununa ayak uydurabilecek bir takım oyuncular hem yaş anlamında hem de saha içi performans anlamında seçimini yapıyor oluyoruz. İnşallah bu yaz yapacağımız doğru hamlelerle umuyorum ki gelecek sezon için şampiyonluğun en büyük adayı olacak Beşiktaş'ı yaratma konusunda adımlar atacağız. Tabii tam da lafı geçmişken son dönemde de gündem olan bu çok fazla oyuncumuz biliyorsunuz kontratı bitmek üzere olan birçok oyuncumuz var. Bunlarla ilgili de bir açıklık getirmek isterim. Kamuoyunda tabii ki çok merak edilen bir konu bu. Şimdi tabii hocamız daha yeni geldi. Hocamız geldikten sonraki hafta zaten milli maç arasıydı. Ve milli maç arasından sonra bir hafta adam akıllı bir takımla beraber çalışma fırsatı bulunabildi. Kendisinin önümüzdeki bir iki hafta içerisinde vereceği rapor çerçevesinde hangi oyuncularla yola devam edilebilir, hangileriyle yollar ayrılabilir, bunlar planlanacak, kararlaştırılacak. Tabii ki işin bir de maddi boyutu var. Kulübün denk bütçe mantığıyla hareket ettiğini daha önce de söylemiştik zaten. Maddi anlamda, ekonomik anlamda kulübümüze uygun olacak, kulübümüzün şartlarına uyacak oyuncularla yolumuza devam ediyor olacağız. Tabii ki Sayın hocamızın vermiş olduğu rapor doğrultusunda. Dolayısıyla burada isim isim tek tek gitmenin bence çok bir esprisi yok ama tabii ki soru cevap kısmında da sizin özellikle spesifik olarak soracağınız oyuncular olursa bunlarla ilgili de cevap verme elimizden geldiğince çalışacağız. Dediğim gibi arkadaşlar bu toplantının amacı aslında olabildiğince kamuoyunda yanlış anlaşmaların önüne geçebilecek bir takım bilgi kirliliklerini önlemek, sizlere birinci ağızdan cevabı verebilmek olabildiğince ve o aylar önce başlamış olduğumuz projenin gidişatıyla alakalı hem sizlerin kafasındaki soruları cevaplayabilmek hem de çok değerli kıymetli taraftarlarımızın kafasında oluşabilecek soru işaretleri giderebilmek. Bunu mümkünse hatta Bülent Bey ayda bir de yapabiliriz. Sezon sonu da işte yaz aylarında da Hocayı da zaten katarak. hocayı da katarak da bu işi yapmamız mümkün. Dolayısıyla düzenli şekilde aslına bakarsanız kulübümüzün gidişatıyla ilgili bilgilendirmeleri yapmak çok sağlıklı olur diye düşünüyoruz. Tabii işin hep benim birkaç daha önceki basın toplantısında da belirttiğim üzere teknoloji tarafı, işin bilim tarafı, işin sistem tarafı bize göre son derece önemli. Beşiktaş'ın artık dünya standartlarında olabilmesi için, sürdürülebilir bir başarı elde edebilmesi için yapılması gereken şeyler aslında dünya standartlarına kulübün bir şekilde getirilmesi. Tabii ki burada hocamızın da gelmesinden sonra bir takım yazılım ve donanım yatırımlara yapılmaya başlandı. Hep kafamızda olan, aslında geçmiş dönemde de aklımızda olan bir takım çalışmalar bunlar. Tabii dünyada özellikle beş büyüklükte çok önde gelen takımlara baktığınızda aşağı yukarı aynı çalışmaları yaptıklarını, aynı yazılımları kullandıklarını, aynı donanımları kullandıklarını görüyoruz. Özellikle artık futbolcu izleme kısmı bile aslına bakarsanız çok değişti dünyada, çok farklı yönlere gitti. Artık oyuncuların sadece gözle izlenmesi değil, bir şekilde istatistiklerinin doğru şekilde izlenmesi, takip edilmesi, çok farklı parametrelerde oyuncuların takip edilmesi artık söz konusu. Dolayısıyla bütün bu standartları kulübümüze sağlamak için gerekli bütün yatırımları şu anda yapıyoruz ve gelecek sezondan itibaren ki bir kısmı aslına bakarsanız bu sezonda başladı. Gelecek sezondan itibaren bütün bu dünya standartlarında çalışan ve bu çarkı döndüren, aynı zamanda üreten bir yanında da şampiyonluğun en büyük adayı olan bir Beşiktaş'ı inşallah gelecek sezondan itibaren tekrardan izleyeceğiz.
Dilerseniz soru cevap kısmında daha detaya girebiliriz. Eminim ki birçok soru da vardır sizlerin de aklında. Daha detayları arzu ederseniz soru cevap kısmında girelim. Teşekkür ediyorum. Ceyhun Bey, ben şeyi soracağım. Şimdi önümüzdeki sezon tabii kontenjan ligde şu an itibariyle Türk oyuncu sayısı artacak. Yabancı politikanız ne olacak? Yani bu gençleşme çerçevesinde mi olacak alınan yabancılar daha çok ağırlıklı olarak genç mi olacak? Yoksa söylediniz ama yine de böyle bir yıldız oyuncu ya da hepsinin karışımı mı bir şey olacak? Onunla ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Tabii ilk transferimiz tabii yaz için Jetson Fernandez'di bildiğiniz gibi. Kendisi hem yıldız aslında hem de bizim kriterlerimize de yeniden satılabilir genç, atletik, dinamik oyuncu kriterlerine tamamen uyan bir oyuncu aslına bakarsanız. Hem taraftarlarımızın beklentisini karşılayan hem de bence yıldız statüsünde olan bir yandan da kulübümüze tekrardan para kazandırabilecek özelliklere haiz bir oyuncu. Bu ve bunun gibi oyuncuları inşallah ilerleyen dönemlerde de bünyemize katacağız, takımımıza katacağız. Bazı oyuncular belki taraftarlarımızın çok iyi bildiği, tanıdığı oyuncular olacak. Bazıları ise yeni duydukları ancak yıldız potansiyeline sahip olan oyuncular olacak. Yani burada Beşiktaş'ın kendi yıldızlarını kendi de üretmesi lazım. Bu çok önemli. Tabii bunu tabiri caizse papatya falı açar gibi yapamazsınız. Çok detaylı çalışmalar lazım. Şunu çok net bir şekilde söyleyeyim. Taraftarımız müşteri olsun. Sezon başından beri yoğun bir ekip, çok kalabalık bir ekip, çok detaylı şekilde araştırmalar yapıyor ve aslına bakarsanız neredeyse her kulüpte bunlar hep söylenir ama çok detaylı şekilde hazırlık yapılıyor ve yaz aylarına en doğru şekilde girebilmek için bütün çalışmalar artık son aşamaya gelmiş durumda. Hocamız geldiğinde hocamızın sistemine uygun. Bir yandan da yine kulübümüze maddi anlamda çok külfet olmayacak ve ilerleyen zamanlarda da bize maddi anlamda getiri sağlayabilecek bir takım oyuncuların zaten listesini biz çıkarmıştık, çalışmaları yapmıştık. Hocamızla beraber gelecek sezon planlama çalışmalarına başladık. Neredeyse her gün konuyla ilgili toplantılar yapıyoruz. Yani sorunun cevabı, net cevabı şu ki her ikisi de olacak. Ama önemli olan nokta bizim için şu, saha içindeki performans her şeyden önemli. Belki bazı oyuncular ilk duyulduğunda heyecanlandırmayacak taraftarları ama emin olun ki sahaya çıkar çıkmaz oyuncular, taraftarlar tıpkı esasında hocamızda olduğu gibi aynı heyecanı yaşayacaklar. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.